Günaydın, günaydın. Günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Dün iyi ki konsere gitmedik. Evde o kadar güzel dinlendik ki tam böyle pijama modu yaptık. Çayımızı demledik. Erşan Kuneri vardı. Belki siz de izliyorsunuzdur. Yeni sezon geldi. Dizimizi izledik ve şimdi sabah kalktık, hazırlandık. Sadece bir kahve içtik zaten. Dün de söylemiştim. Azişlerle kahvaltıya gidiyoruz. Süvari Binicilik Okulu mu orası? Ya da Süvari Binicilik mi? Vallahi aşkım tam adını bilmiyorum ya. Bence süvari binicilik. Bakarız şimdi aynen. Atlara da böyle binebileceğimiz, manejlerinin olduğu güzel bir yere gidiyoruz. Şehrin dışında bir atlı spor kulübü aslında diyebiliriz orası için. Dolu dolu kahvaltı yapabileceğimiz bir masalarını gördüm gerçekten. Kişi başı da güzel fiyatı vardı. Dolu dolu olmasına rağmen internette gördüğümü söylüyorum bu arada. Kişi başı 400 TL'ydi. Atlas da bu aralar atlara çok ilgili. At deyince böyle zıplıyor yerinde. Hani canlı canlı görsün istedik. Şimdi biz önden gidiyoruz. Atlas da uyanmış, Azişler de arkamızdan gelecekler. Orada zaten detayları gösteririm size de. Süvari Atlı Spor Kulübü'ne geldik. Oturmak için minicik bir sıra bekledik. Çünkü kalkmalarını bekledik insanların ki manejin yanına böyle direkt oturalım diye. At sürenleri izliyoruz. Azişler de gelmek üzere zaten çıkmışlar şimdi. Kahvaltı siparişimizi vereceğiz. Bakalım çok keyifli geçecek gibi. Güzel bir yer. Sadece pazar olduğu için bir tık kalabalıktı biz geldiğimizde ama şu anda sakinledi. Hafta içi falan çok keyifli olabilir. Festivalden dolayı Adana şu anda çok dolu. Ondan kaynaklı bu kadar kalabalık olabilir. Çünkü buranın reklamı falan çok yapıldı. Günaydın çocuğuma. Çocuğuma mama yediriyorum ben. Hoş geldiniz. Günaydın aşkım. Kahvaltı da şu şekilde. Ben birazdan dahil olacağım. Atlas'a yemek yediriyorum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel değil mi? Yeterli. Nasıl? Beğendik mi? Ben aynı şeyi yapacağım. Çok güzel aşkım. Ben beğendim. Sıcaklar güzel. Güzel görünüyor. Ben de birazdan servis yaparım. Bak. Bak. Benim çocuğum mama yiyor. Oh, afiyet olsun çocuğuma. Palyaçoları gördünüz mü? Atlas'la gittik baktık biz. Süvari'den çıktık. Şimdi merkeze doğru iniyoruz. Bizim evin oralarda bir kahve içeceğiz. Kahvemizi orada içelim dedik. Çünkü kahvaltı yapıldığı için orada bir kaos var gerçekten ve çok kalabalıktı. Biz gelirken yine böyle kalabalıktı değil mi? Öğlen yemeğine gelenler de vardı. Kalkarken sakindi. Genelde zaten böyle çocuklarını at binmek için falan getiren aileler vardı. Öyle tam çocuklu aile yeri aslında yani. Çiftseniz eğer önermiyoruz arkadaşlar orayı ama çocuğunuz varsa ya da kalabalıksanız ancak öyle gidilebilir. Yoksa böyle bir baş başa gidelim, kafa dinleyelim. Biz Burak'la mesela yanımızda birileri olmadan gitmeyiz oraya ya da çocuğumuz olacak o şekilde gideceğiz. Yanımda Atlas olduğu zaman kamerayı çok fazla açamıyorum çünkü sürekli onunla ilgileniyorum. Şimdi bir kahve içmeye gideceğiz bakalım ne kadar açabileceğim kamerayı. Gerçi bugün yine bütün gün beraberiz. Bugün bütün gün dışarıda olacağız gibi. Çünkü annemler gelecekler saat 2-2.30 gibi falan. Onlarla da şöyle bir tekrar festivale gideceğiz. Bu arada çok soğuk demiştim ya size. Dün mü dedim? Ne zaman dedim? Artık hep vlogdayım da aşkım kafam karışıyor. Klima açtık yine. Evet yine klima açtık arkadaşlar. Evden çıkarken soğuktu. Sivitleri falan yanımıza almıştık. Yine klima açtık. Öğlen saat 1.30 gibi işte cayır cayır Adana. Dengesiz havalar başladı. Tık 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 tık. Onu. Gidik gidik evet. Hoppa. Atlas kameraya. Atlas. Uh-oh, teyzeciğim.
kahvecide bayağı oturduk. Atlas'a çıkınca az işler eve geçtiler. Burak'la bir eve çıktık. Ay saçımı düzeltemiyorum şu anda. Ben şöyle bir makyaj tazelemesi yaptım. Ve üstüme şu ceketi aldım. Çünkü hava soğuyacak tekrardan. Ve annemleri bekliyoruz. Annemle babam gelecek. Festivale geçeceğiz. Festivalde yemek yiyeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Bakalım. Ne çekiyorsun kız? Üstüm ne kadar güzel olmuş kele. Biliyor musun onu? Ne çekiyorsun kız? Üstüm ne kadar güzel olmuş kele. O videoyu biliyorum. Ceyhandalar ha onlar. Ha. Aynen. Ayten'e gidek. Çok tatlı. Ayten değil, Azize. Azize'ye mi gidek? Bir an Azize'ye gidek diyor. He, Azize'ye gidek diyor. Kere. Üstündeki kimin? Sen mi? Saçların ne kadar güzel olmuş. Saçların güzel olmuş. Kim yaptı? Sen mi yaptın? Yalanım vata. O videoyu biliyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlılar ya. Festival alanında çok oyalanmazsak eğer Burak'la Esas'a gideceğiz. Dün size bahsettiğim Dyson'a bakacağız. Sen bakalım sadece. Bu ay sadece bakalım, bu ay. Önümüzdeki ay alacaklı alalım. Bakalım. Beğenirsek alacağız. Ben bu ay yokum arkadaşlar. Kebapçıların oraya gittik. Bizimkiler kebap yemek istemediler. Sokak lezzetlerinin olduğu yere geldik ama alınacak gibi değil. Burası. İzlemeyelim. Kola var mı? Kola alabilir miyim bir tane? Kola. Kola. İki kola alabilir miyim? Ben. Mehmet Aptal alışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Yedi Mehmet Restoran'ın 3. kuşak temsilcisi olarak aramızda olacak. Narlı cacık yapacak. Yani böyle erikli tamam yedim, kuru cacık yedim ama narlı cacık yemiş miydiniz? Hayır değil mi? Ben de ilk defa bunu da bugün öğrendim ve çok da merak ediyorum nasıl olacak diye. Annemlerle ayrıldık. Festival alanında çok fazla kamerayı açmadım. Bugün son gün olduğu için o kadar kalabalıktı ki. Şöyle bir şeyler daha atıştırdık. Babam için gitmiştik zaten. Ondan sonra zaten ayrıldık. Şimdi Esas AVM'ye geldik. Dyson standına bakacağız. Burak mutsuz birazcık. Moferler bozuk. Bir anda trafik oldu ya. Yeşil yanda benim tarafta. Girer girmez hemen içeride stand. Beraber şöyle bir inceleriz. Sonra da zaten saat çok erken. Belki birazcık AVM'yi de gezebiliriz. Aklımda birkaç bir şey var. Onlara da bakacağım. Sonra eve geçeriz. Benim istediğim buydu değil mi? V15. Tamam. Bunda 3 başlık var normalde ama 6 başlıklı olanı da varmış. İkisi arasında kaldım. Onu inceliyoruz şimdi. 3 başlıklı olan ne kadar mı? 4 başlıklı olan. Ha, 4 başlıklı pardon. 23.000. 23.000. 8 başlıklı olan da 26.000. Bir de V15'in şu ıslak kuru başlığı varmış. Bu ne kadar peki? Islak kuru 31'di. Dyson Store'dan çıktık. Şimdi orası minicik bir yer. Adana'da olanlar bilirler. Çok rahat kameraya konuşamadım. Eve gittiğimiz zaman online'dan beğendiğim süpürgeyi alacağım arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey yaşadık. Bizim kullanacağımız karta taksit yokmuş değil mi? Burada yok, tek çekiyor. Online'dan alırsak bütün kartlara zaten 6 taksit varmış. Eve gider gitmez bilgisayar açarız beraber online'dan siparişimizi veririz. Şimdi Evide'ye geldik. Aklımda birkaç bir şey var ev için. Bir şeyler bakacağım. Düzenleyicilerin olduğu tarafa gidelim başlayalım. Arkadaşlar eve geldik. Hemen bir durum güncellemesi yapıyorum. Evidea'da aradığım hiçbir şeyi bulamadım. Bir tane kirli sepeti beğendim. Onun da stoğu yoktu. Ben her şeyi online almaya devam edeceğim galiba. Bir şey alma niyetiyle gittiğim zaman hiçbir yerde bir şey bulamıyorum. Ve şimdi Dyson'da da güncelleme yapıyorum. Dyson'ın sitesine giriyorum şimdi online'dan alacağım dedim ya. Kız kardeşim Büşra da arkadaşlarımız da V12'yi kullanıyormuş. Onlar aşırı memnunlardı zaten. Ve şimdi ben de V12'yi alacağım. Aynı zamanda V12 alımlarında online'da ayaklı ünite de hediye ediliyormuş. O yüzden çok güzel oldu. Yani 25.000 TL'ye hem süpürgeyi hem de ayaklı ünitesini almış olacağız. Şimdi sepete ekledim. Hemen size de göstereyim. Alacağım süpürge bu. Kutu içeriğini de şu şekilde gösteriyorlar. Şöyle her şeyi var işte. Ve onun dışında şurada da yazıyor zaten. Ayaklı ünitesi şu anda ücretsiz gelecek. Ve şimdi alışverişi tamamlıyorum bu şekilde. Anneciğim. Anneciğim. Dur öpeceğim seni aşkım benim dur. Ve siparişimiz tamam. İnşallah aranızda V12 kullananlar vardır. Kullananlar varsa aldım artık arkadaşlar. Yorumlara yazalım. Şöyle elimde kartela var görüyorsunuz.
karşı duvarı boyatmaya karar verdim. Yeşil duvarım var ya. Hatta yatak odasındaki yeşil duvarı da galiba boyatacağım. Işık patladığı zaman rengi rahatsız ediyor. Asla gözümüzle gördüğümüz gibi bir renk kesinlikle yansıtmıyor. Özellikle akşamları ortamı daha da karanlık gösteriyor. Deformeler de olduğu için hem onlar giderilsin hem de güzel bir renk olsun, açık bir renk olsun istiyorum. Önümüzdeki hafta galiba boyanıyor. Net bir şekilde renk zaten yansımayacak biliyorum ama yine de göstereyim. Kartelamız polisandan ve doğal beş rengini boyatmayı düşünüyorum. Böyle soğuk alt tonlu bir renk. Hem böyle perdelerle uygun olur hem de evin geneliyle uygun olur diye bu rengi seçtim. Zaten boya gününde de vlogta olacağım. Detayları gösteririm size. Günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar. Sabah balkonda kahve rutinini beraber yaptık. Sonra kalktım, hazırlandım. Şimdi tırnak randevusuna beraber gideceğiz. Adana'da Uğur Mumcu Bulvarı'nda Erdem Yazdağ var. Zaten Adana'da olanlar bilirler. Orada Nehir Hanım'a yaptırıyorum tırnaklarımı. Birkaç aydır Nehir'e yaptırıyorum tırnaklarımı. Size kombinimi gösterip sonra arabaya ineceğim. Kombinimi tanıyorsunuz. Zaten beraber aldık arkadaşlar. Normalde etkinlikte giyecektim. Etkinliğe giymediğimiz için şimdi giymek istedim. Çünkü kışlıkları daha çıkartmadım. Acilen kışlıkları çıkartmam gerek. Kombinin detaylarını önceki vlogtan biliyorsunuz zaten. Zara'dan aldım bu pantolonla trikoyu. Ürün kodlarını da ekran üzerine yazmıştım. Bu arada dün vlogta değildim. YouTube editini yaptım ve yeni videoyu, bundan önceki videoyu yayınladım. Ama video bitince bir bankada işim vardı. Dışarı çıktım ve çıkınca şöyle bir kuyumcuya uğradım. Şu plakayı zaten biliyorsunuz almıştım ama zincir alacağım demiştim. Kendime erken doğum günü hediyem bu zincir oldu. Tam 60 santimlik bir zincir buldum. Çok da içime sinmiş. Şimdi aynı plakanın B'sini sipariş verdim kendi kuyumcuma. Bakalım gelince beni arayacaklar. Onu da birazcık böyle yukarıya takmak istiyorum. Şuralara falan takmak istiyorum. Belki 50 santimlik ya da 45 santimlik zincir alabilirim. Ve bugün kombinimi Voce çantayla tamamlayacağım. Yine ayakkabı giyinmeyeceğim. Saboterliklerimi giyineceğim. Tam böyle ton sür ton olacak. Uzun süredir zaten saboterliklerini giyiyorum. Bütün kombinlerde kullandım neredeyse. 1900 TL verdim evet ama aldığımdan beri kullanıyorum. Parasını çıkardı. Temizleyip yakın bir zamanda kaldıracağım zaten. Artık giyilmez. Şimdi bir telefonumu falan da toparlayayım. Bir eksiklerime bakayım. Sonra arabaya iniyoruz. Otoparktan çıkıyordum. Çok güzel bir gelişme oldu. Dyson siparişim geldi. Tam 3. günün sonunda geldi. Tırnaklarımı yaptırayım. Eve gelelim. Beraber açacağız. Ben geldim. Türk kahvemin gelmesini bekliyorum. Sonra da zaten işleme başlayacağız. Öncesinde biliyorsunuz zaten yine tırnaklarım bayağı kötü oldu. Söylememe gerek yok. Çünkü oynuyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Hele ki havalar çok kurudu. Havalar kuruyunca böyle rüzgar olunca tırnak etlerim çok kuruyor ve saç diplerim benim çok kurur zaten. O yüzden kurudukça oynuyorum. Bu arada renk olarak da sonbahar rengi düşünüyorum. Böyle kahverengi alt tonlu bir bordo olabilir. Bu tırnaklarım hem sonbahar tırnağı olacak hem de doğum günü tırnağım olacak. Doğum günüme de yaklaşık 10 gün falan kaldı. 10 gün içinde tekrar tırnak yaptırmayacağım için ona göre bir şey seçmem gerekiyor. Senin istediğin renk bu. Dur bakayım. Evet galiba. Nasıl sizce? Yeah, amazing color. Okay. Kahve içmeye devam ediyorum. Rengi de seçtik zaten biraz önce dışarıda goy goy yaparken. Böyle güzel sonbahar rengi. Bakalım nasıl olacak. Nehir bekliyorum, başlıyoruz. Kameraya bay bay yap kızım. Öpücük at. Öpücük at bir de. Can sen de benim öğrencim arkadaşlar. Evet. Eski öğrencim. Bakın kızı. Çok seviyorum Gizem hocamı. Bebeğimsin. Ooo kırmızıyız. Ben de kahverengiyim. Çok güzel olmuş bu arada Cansel.
Güle güle kullan. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz Elis. Görüşürüz. Bu arada biz kahverengiye döndük ya. Ben yani kahverengi istedim çünkü bu çok açık kaldı. Bir açsan ablacığım onu. Bayağı kiremit gibi durdu. İstediğim gibi durmadı. Evet, aradaki fark bayağı net ya. Bu daha güzel. Tam sonbahar. Şimdi Gizem Anlatan sayfasına giriyorsunuz YouTube kanalına. Tamam mı? YouTube kanalında orada like var. Oraya tıklıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bu bir. İkinci anlattım. Mümkünse benim olduğum tüm videolara güzel yorumlar yapın. Benim adım Ferhat bu arada. Abone olmayacağım evini basıyoruz. Tamam, ben arkadan geliyorum çünkü. Ben şaka yaptım bu arada arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu komedi, bu tamamen skeçti. Linçlerseniz linçleriz. Şöyle biraz yüzümü gözümü toparladım ve kuaförden çıkmadan önce hazır ışık varken rengi göstermek istiyorum size. Kamerayı yakınlaştıracağım zaten. Eve doğru geçeceğim ama ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Belki bir markete uğrarım ya da balıkçıya uğrarım. Gerçekten hiç bilmiyorum ne yapacağımı. Arabada giderken karar vereceğim ama önce bir rengi göstereyim size. Renk böyle tam kahverengi ve tam istediğim gibi oldu. Etlerime bakmayın arkadaşlar. Tırnak etlerimle ben zaten sürekli oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Sağ elimi de göstereyim. İkisini aynı anda gösteremiyorum çünkü. Böyle oldu. Çok hoşuma gitti. Tırnaklar tam sonbahar vibe'ı verdi. Şimdi yavaş yavaş eve doğru geçiyoruz. Tekrar kamerayı açtığım zaman görüşürüz. Arkadaşlar ben yemeğe karar verdim. Yine yol üzerinde balık pazarına geldim. En son yine galiba 3 hafta önce tırnak yaptırırken balık yemiştik. Yine buradan geçiyordum çünkü. Kamerayı balık pazarına geçirmeyeceğim şimdi. Önceki vloglarımda zaten orası var. Burak palamut istiyordu. Palamut varsa Burak'a palamut yaptırırım. Belki biraz somon falan varsa güzel alışveriş de yapabilirim. Bakacağım işte. Yanına da roka salatası yaparız. Tamam işte, hızlı ve pratik. Açılmayı bekleyen kargomuz var çünkü evde yemekle uğraşmamam lazım. Anneciğim. Aşkım. Bebeğim. Ne yapıyorsun? Uyudun mu aşkım sen bütün gün? Balıkları yaptırdım. Hemen eve geldim. İki büyük levrek yaptırdım bu sefer. Yanına da salatasını yaptırdım. Ve bir de buzluk için balık aldım. Norveç somonu aldım. İki büyük dilim. Bu arada aç değilim. Yemek için Burak'ı bekleyeceğim. Burak da özel dersten gelecek. Beraber yeriz. Ben de o arada nevresimleri değiştiririm. Çıkmadan önce çamaşır makinesine siyahları atmıştım. Şimdi onlar bitmek üzere. Saatle ayarlamıştım. Onları sererim. Ve Dyson kutusunu çıkartamadım. Küçük kutuyu çıkardım ama büyüğünü çıkartamadım. Onu da Burak çıkartır artık. Beraber açar kurarız. Şöyle her zamanki sistemle balıklarımızı yaptırdım. Şöyle kelebek açtırdım ve ızgara yaptırdım. Şöyle iki kişilik roka salatamız var. Bol sarımsaklı domatesli. Yanına limonunu, biberini koymuşlar. Şimdi somonları buzluk poşetine yerleştireceğim. Yine fırında ballı soyalı tarifimi falan yapmayı düşünüyorum. Yanına baby patateslerle. Ve somon da bayağı büyüktü şöyle. O yüzden bir porsiyon olarak düşündüm. Yeter, bu sefer fazla almadım. Ve şöyle ikincisi. Bu şekilde paketledim ve buzluğa gidiyor. Siyahları çıkardım, serdim. Şimdi nevresimleri değiştiriyorum. Nevresimleri değiştirene kadar böyle bir psikolojik süreç ama nevresimi değiştirmek 10 dakika ve sonra mis gibi tertemiz nevresim. Sizde de öyle oluyor mu? Değiştirene kadar ben çok üşeniyorum. Değiştirdikten sonra da böyle oh mis gibi falan diyorum. Geldi arkadaşlar. Yemeğimizi yeni yiyeceğiz. Balığını ısıtayım mı? O zaman şöyle bir tabağa koyacaktım da mikrodalgaya gireriz. Sen zaten kafasını yemiyorsun değil mi? Babiş. Aşlanı yemiyorum aşkım. Bir sana öpücük bir anneye. Ne oldu aşkım? Mayıştım.
İnternete giremiyorum, hiçbir şey yapamadım. İnternet hallederim. Nasıl? Duydun mu Maaş? Sıkılınca bana bir şey sarmış. Hemen aramış. Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Aşkım balığı çok ısıtma. Hemen çıkartıyorum. Masadan yiyoruz. Nerede yiyoruz? Televizyon karşısında yiyelim ya. Biz yemeğimizi yiyelim, kendimize gelelim, sonra paket açalım mı? Yani tam detaylı kuramasak bile şöyle bir üstten bakalım parçalara. Ben şimdi açıp baktım buna. Ama tabii ki anlamadım. Bunu sen kurarsın diye hiç şey yapmadım, dokunmadım. Ve parçalarını koyabileceğimiz şeyler var. Kurayım mı bunu? Bunu mu? Yok, kalsın bu böyle şimdi. Şöyle küçük küçük parçaları zaten biliyoruz. 6 tane parçası aslında vardı. Aslında senin parça bu işte. Evet. Şarjı var mıdır acaba? Bir deneyelim. Bakalım bakalım. Şunları şöyle alayım. Ama bu değil, ışıklı başlığını istiyorum. Bu galiba ışıklı başlık. Bunların hepsi standa mı yerleşiyor? Hı. Bu mu ışıklı başlık? Evet, ışıklı başlık o. Şimdi takalım, bir deneyelim. Geri kalanları detaylı olarak inceleriz ama bundan sonraki vlogta olur. Şimdi biz şöyle genel kurulumu yapalım şu anda. Nasıl çalışıyor? Ha, çalıştı işte. Oha, nasıl pisliği gösteriyor. Bir daha açar mısın? Allah'ım, pisliği nasıl gösteriyor. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldığın yeri bak nasıl gösteriyor, bak. Bak, bak. Bak. İnanılmaz bir şey. En tozlu olduğunu düşündüğüm, biraz önce çamaşır serdiğimiz küçük odayı süpürdüm. Oraya mavi de girip çıkıyor zaten. Akıl alır gibi değil ya gerçekten. Bütün toz zerrelerini gösteriyor ve ben karanlıkta süpürdüm ki hani performansını görebileyim diye. Ve iyi ki V12 almışım bu arada. Çok hafif, herkes de aynı şeyi söylüyordu zaten. V12 ile V15 arasında kalmıştım. Arkadaşlarıma da sordum, biliyorsunuz zaten. Hafifliğinden dolayı V12 almamı söylemişlerdi. Birazcık süpürünce anladım. Şimdilik ilk izlenimim bayağı güzel. Başlıkları da tek tek deneriz zaten. Ve standı da kurarız. Son halini ben size gösteririm. Ama şimdilik bu videoyu kapatalım diyorum. Bundan sonraki videolarda kullandıkça da izlenimlerimi söylerim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değil. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Abone olmak ücretli değil. Birkaç kez bu platformda karşılaştıysak bu benzer zevklere sahip olduğumuz anlamına geliyor. Abone olarak beni desteklediğinizi gösterirseniz videoların düzenli devamı için beni motive etmiş olursunuz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve hype puanı vermeyi de lütfen unutmayın. Yorumlar kısmında buluşalım ve klasik kapanış. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.